Merhaba arkadaşlar. Bugün önemli bir konuyu konuşacağım sizlerle. Bu konu gerçekten önemli. Özellikle satış ve ikinci elde bayağı bir çevrede kolpacılar var. Özellikle hani ikinci el parçada da bu kolpacılar var. İkinci el motosiklet satışında da böyle kolpacılar var. Çoğunlukla bu dolandırmaya yönelik olan elemanların yaptığı taktiklerden bahsedeceğim. Diyelim ikinci el bir parça almak istiyorsunuz. Bu tarz özellikle Facebook'ta, yani Letgo'da görünüyor mu bilmiyorum ama Facebook'ta mesela çok paylaşılıyor. Çok mağdur olan arkadaşlar var. Dikkatli olun arkadaşlar. Diyelim işte adam motorunu satıyor, internete koymuş. İnternette bir tane ikinci el işte bir mağazaya koymuş. Ve diyor ki işte bunu görmeye gelebilirsiniz. Ben işte ne bileyim. Ankara'da yaşıyorum, Konya'da yaşıyorum, Antalya'da yaşıyorum. Motoru almaya gelmeden önce bana kapora yatırmanız gerekiyor. Bunlara kapora dolandırıcıları deniyor arkadaşlar. Kapora dolandırıcılarını biliyorsunuz. Kaporasını, yani bilmiyorsanız da ben söyleyeyim. Kapora dolandırıcıları şöyle çalışıyor. Rastlayanlarınız vardır mutlaka. Siz o motoru görmeye gitmeden önce sizden belirli bir kapora istiyor. Ve sizden o kaporayı aldıktan sonra telefonunu değiştiriyor. Size de zaten farklı bir hesaba yatırtırıyor. Böylece siz de hak iddia edemeyeceğiniz kadar farklı şekilde böyle dolandırıcılık yöntemlerine başvuruyorlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle de hani bunlar çoğunlukla ilk birkaç WhatsApp konuşması yaptıktan sonra tamam abi malım bizde işte veya işte tam göndereceğiz gönderdik. İşte şu gün gelmedi, bugün gelmedi. O sırada birkaç kişiyi daha dolandırıyor. Aynı parçalarla, aynı motosikletle dolandırabiliyor. O yüzden de bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde zaten bu tarz sitelerde şu şekilde detaylar veriliyor. Lütfen kapora vermeyin, kapora göndermeyin. Ve bu kişilere kapora gönderdiğiniz zaman o kişiyi mahkemeye verseniz de o isim de çıkmayabiliyor. Ama hani oraya TC'sini yazıyor, şuraya şusunu yazıyor, busunu yazıyor. Tamam TC'sini yazıyor ama kapora ödediğiniz banka hesabı farklı kişiye ait olursa hani iş daha da zorlaşıyor. Yani avukatlar bu konuyu çok daha iyi bilirler tabii ki. Ama hani bundan sonra çok uğraşmanız gerekiyor ve o uğraşma değeri sizin verdiğiniz kaporayı kat kat aşıyor. Çünkü bir avukata veriyorsunuz bu iş. Avukat onu işte bulmaya çalışıyorlar. Bilir kişi devreye sokuluyor filan falan. Bunların detaylarını avukatlar işte bu konuda çalışanlar çok daha iyi bilirler. Benim size tavsiyem bir şekilde parça gelecekse güvenli şekilde, yani isterseniz elden alışveriş veya İşte motoru ben görmeye geleyim, ondan sonra zaten alıcıyım filan diyerek kapora vermeden işi halletmeye çalışın. Hani size de bilgilendirmek istedim. Bu konuda çok fazla geri dönüş olduğu zamanda da çok fazla şikayet gördüğüm için anlatmak istedim. Bu tarz mağduriyetin çoğalmaması için lütfen kapora dolandırıcılarına dikkat, parça dolandırıcılarına dikkat. Bir de ikinci el parçalarda şöyle bir şey var. Tabii herkesi namussuz veya dolandırıcı olarak nitelendiremeyiz. Ama ikinci el parçaları çalıntı motorlardan artık söküp satmaya başladı bazı dolandırıcılar. O yüzden de bunlara dikkat etmenizi ben özellikle tavsiye ediyorum. Çok fazla mağduriyet yaşanıyor. Umarım bu konuda aramızda dolandırılan veya işte bu dolandırıcılığa maruz kalan insan yoktur. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Lütfen biraz daha dikkat. Hepinize iyi sürüşler.